Mevcut iktidarın özellikle ve bilerek birçok alanda ama özellikle sanat, kültür alanında yaptığı tahribat çok büyük. Ve böyle bir ortamda 10 yıldır bir vaha gibi herkesin kabul ettiği bir yerimiz var. Ne mutlu bize. Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Ben de bu merkezde hem eğitimci hem sanatçı olmaktan ve yıllarca içinde olmaktan onur duydum. Ve nice 10 yılları diyorum. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 10. yılını kutluyorum. Kültür hayatımıza kattıkları için teşekkür ediyorum. Geçmişi çok güzel anılarla dolu olan bu bina bir süre kendi kaderine bırakılmış, terk edilmişti. Biz 2004 yılında buraya geldiğimizde aslında bu bina nasıl ayağa kalkacak diye düşünmüştüm. Müthiş bir özveriyle, kolektif çalışmayla, bir dirençle, paylaşımla burası Nazım Hikmet Kültür Merkezi oldu. Ve Nazım'ın da adına yaşıyor olarak 10 yıl geçti. Ben aynı dirençle, aynı direniş yoluyla, aynı kolektif anlayışla, aynı paylaşım yoluyla nice 10 yıllar diliyorum. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni 2007'den beri yaklaşık bilirim. Arada sırada gelirim. Ve ne zaman gelsem nefes aldığımı hissederim orada. Nice 10 yaşlarına diyorum. Türkiye'de rastladığım en özenli kuruluşlardan biri olarak tanıdığımdan dolayı. Yani bir sanatçıyı rahatlettirmek, ihtiyaçlarına cevap vermek, işte sanatın yapılma sürecine bir saygı ve anlayışla yaklaşmak açısından çok özenli bir ekip olarak tanıdım. Herkese merhaba. 10 senedir Kadıköy'de kültür ve sanata durmaksızın destek veren Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önümüzdeki senelerde de aynı şekilde konserlerle, sanat etkinlikleriyle hayatına devam etmesini diliyoruz. Tarihi binası, güzel bahçesi ve iyi ev sahipleriyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kadıköy'de çok önemli. Oraya sahip çıkalım. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 10. yaşını selamlıyorum. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin bir parçası olmak bizim için gurur verici. Peyk olarak bundan 2 yıl önce herhalde ilk bir konser olayıyla başladı. Parçası olma işi tabii. Ama daha önce biz oranın müdavimi gibiydik. 10 yıl olmuş. Yani bu yolun taşlarından biri de biz olursak ayrıca mutluluk verecek. Çok sevgiler. Kendinize iyi bakın. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 10. yaşını kutluyor. Dostlarla birlikte nice onurlu yıllar diliyorum. Dünyanın en büyük şahane yakışır bir kültür merkezine sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 10. yılı kutlu olsun. Çoğalarak nice mutlu yılları. Ne mutlu bize ki tam 10 yıldır gericiliğin ve ırkçılığın bütün saldırılarına karşı dalgaları karşılayan gemiler gibi birlikte set olduğumuz ortak bir evimiz var. İyi ki doğdun Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Nice 10 yıllara hep birlikte. Kızılın en güzel tonuyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin 10. kuruluş yılına selamlar. Biz de Pinhane olarak ilk defa 8 yıl önce burada çalmıştık. Burası Kadıköy'ün hem müzik hem de kültür olarak merkezi sayılır. Benim için öyle en azından. İnşallah bu özelliğini onlarca yıl korumaya devam eder. Tabii bunun için hepimizin destek olması şart. Nazım Kültür benim için başka bir akıl, bilgi ve duyguyla sanat üretimi demek. Doğum günün kutlu olsun Nazım Kültür. Memleket sözcüğünün en çok yakıştığı isim kim desek? Herhalde biraz bu memlekette vicdanı olan insanlar Nazım Hikmet der. Nazım Hikmet hani öldü, ölmedi tartışmaları falan yapılıyor ya. Eğer gün birinde insanlık biterse şiir biter. O zaman da Nazım Hikmetsiz bir dünya olur. Ben diyorum ki çok yaşa Nazım Hikmet, çok yaşa Nazım Hikmet Kültür Merkezi.